Sevgili YouTube herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün sadece Osman Aga var. Marjinal, Yasin falan onlara yani etiket attık. Aslında gelecek gibilerdi ama kaçmışlar galiba saatten dolayı. Saat 11 şu anda. Ondan dolayı kaçmış olabilirler. Hasat yapacağız Osman Aga seninle beraber. Doğru mu hocam? Şeker kamışı, evet. Şeker kamışı hasadı yapacağız. 3 kere sordu bana ne yapacağız diye. Tarlada ekili bir şey var ya yani, ne yapabiliriz diye sordum ben de. Cevap ver, el cevap. Hasat. Ne yapacağız? Delaylı geldi arkadaşlar cevap. O zaman şöyle başlıyoruz. Tarlaya doğru yola çıkıyoruz. Ondan. Ha bu arada şurayı da ekledim. Şimdi az önce canlı yayında yaptık burayı da. Ufak bir ekleme yaptım ben buraya. Böyle ufaktan böyle uzunlamasına bir değişik olsun diye. Şöyle bir alan ekledik. Şimdi Osman Aga, bu şeker kamızı dediğimiz illetin hasat zamanı ne zamanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay sonra. Oppo, 6 ay. 6 ay yatış mı yapacağız yani şimdi? Çimleri şey yaparız. 6 ayda çimler de olur. Bence 4 ay uyuyalım. Sen istek yollamaya başla oradan yavaştan. Gel hatta beraber gidelim, beraber uyuyalım. 4 ay uyuyalım arkadaşlar. 4 aydan sonra gidelim çimleri biçelim. Çimler bir tur olsun. Ama balya yapmayalım. Ondan sonra da gelir keyfimize bakarız. Sen istek gönder, hadi ben geleceğim arkadan. Giremeyeyim ki, takılıyorum. Aha gir gir. Geliyorum. Of. Hadi yatalım. hadi gidelim, kasada gidiyoruz. Karşı tarafta iki tane makinemiz var mı? Değil mi? Bir tane aynen X Pro var. Oldu mu ki bu 4, 6 ay değil miydi? Şeye gideceğiz, yoncaları biteceğiz ya. Aynen, yoncayı biteceğiz. Aslında şöyle yapsak, bunun gübresi nasıl, bir bakar mısın gübreye bu tarafın? Tamam herhalde buranın gübresi ya, ben öyle hatırlıyorum. Ha 100 herhalde. Bir hayrına bir aynen, bak da. Aynen 100 abi bura. Tamam hadi gidek diğer taraf. Çimi hasa dedik. Taptan gideyim o zaman Lamborghini. He ben de arabayla geliyorum hemen hızlıca. Geldim agalar, geldim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hemen beraber hasadımızı yapıverelim. Şöyle arkadaşlar. Bu niye şey çalışmamış lan? Neyi? Kes kesin var ya. Yine bir şeyleri hasat etmedin değil mi? Doğru söyle. İsyan eder kalbime. Başta önü çalıştırdıydım. Evet. Önde kalmış mı? Sonra ikisini çalıştır deyince. Bak ben buradan geliyorum. Sen oradan geleceksin. Haydi ya Allah ya bismillah. Bunun herhalde toplama modu yok arkadaşlar. Bu direkt dağıtıyor. Aynen. Mecbur ama yani bunun ön tarafına takılmıyor. Bunu yapmam lazım. Böyle biçelim. Elimizden geleni yaparız gene. Tarafa geliyordum. Tamam gel gel gel. Gel gene geçeriz. Sen biraz benim yanımdan geç. Aa ben durayım şöyle. Sen çıktıktan sonra ben de geri kalan şeyleri toplarım. Şunu da kapatayım ben. Abi şu ileride biraz şey yaptım ya. Önü çalıştım. Çalışmayı unutturmuşum. Tamam alırım ben oraları. Sıkıntı yok baba. Zaten benimki dağıtacak. Dağıtacağı için çizgiye çok dikkat etme. Bas geç yani direkt. Evet gençler, şu oylama muhabbetinden oy vermeyi unutmayalım, tamam mı? O paylaş kısmına çıktığınızda orada oy moy veriyor ya. Onları halledelim sizlere zahmet canlar. Osman Aga'nın unuttuğu yerleri alalım. Bugün Yasin gelmez diye düşünüyorum. Bugün kimse gelmez diye düşünüyorum. Özcan aslında gelecek gibiydi ama şey de yapmış olabilir yani. Ölü taklidi de yapmış olabilir anlık olarak. Tamam. Buraları iyice bir biriktireceğiz artık. Eskisi gibi yani. Bayağı bir böyle bir 10-15 hasat üst üste biriktirelim. Zaten çok ufak bir tarla. Şey bitene kadar bitsin, biriksin yani arkadaşlar. Şuradaki çimenler. Onlar bitince de keyfimize bakarız. Tamam mıdır? Evet geldik arkadaşlar yerimize. Osman Aga merhabalar. Bunu buraya bırakıyorum. Merhabalar. Kiralıkçılar gelince bunu teslim edersin Aga, tamam mı? Ha bunu açmak mı gerekiyormuş? Açmadan koyulmuyor mu? Yani ne acayip, bir tanesi açmadan koyulmuyor, bir tanesi açtıktan sonra koyulmuyor. Ben anlamıyorum bu makineleri. Git kardeşim ya, istemiyorum seni. Şimdi diğer çiftliğe gidip arkadaşlar gübre atılacak oraya. Orayı da Osman Aga mı? Gerçi gübre atıldı dedin herhalde Osman Aga değil mi? Gübreye gerek yok abi oraya. Tamam. O zaman şunu hayrın aldı. Gübreye var. Bir götür buraya ya. Atılabilir. Hayır ya, şu yapağlardan birini sen götür, birini ben götüreyim hemen. Bak havada top gibi sektiriyorum ya. Eski işte futbolculardan kim kaldı arkadaşlar? Hani nereye gitti? Şuna bak çok iyi. Kaç oldu fabrikada? Bayağı 40 bin yapağımız var. Yapağı güzel geliyor. Oradan bir sirkülasyon sağladık şu anda. Hemen çiftliğimize dönüyoruz. Keyfimize bakıyoruz aga. Şöyle Osman iade etti herhalde. Aha ben gider. Hadi Osman çiftlikte görüşürük aga. Biraz sak mıydı? Buraya mı? At ver, 2 dakika sürmüyor ya. Sen atına kadar ben de en azından diğer tarafa giderim. Geleyim. Makine sökecek mi? Evet. Ya bunu da atak. Bunu da atak. Bunu da atak. Gel. Getiriyorum. Ama ben götürmem. Şimdi gübre atılırsa. Aha götürüyorum. Şeyde bırakacağım, burada bırakayım. Ben ne yapayım bu sırada? Var mı konuda? Yok herhalde ama. Burada mı? Yoksa alırız hemen.
Sen gel bunu bağla bir. Bak şimdi ben nasıl hallediyorum işi. Bu kiralık mı bu arada bu makine? Bunu niye tam ortaya koymuşuz acaba? O bizim abi. Hemen gübre alıyorum ben sana ya. Kaç tane eksiğim var? Bağlayayım bir. Yeter herhalde bu. Al bakalım. Bir dakika. Ha sen daha bağlayamadın. Oho hocam gemici olsan var ya seni şu an ya gemiden aşağı attılardı. Abi. Olabilir canım. %27'ymiş. Al bakalım. İkisini doldurdu mu tam olur. Doldurma ben de dolduruyorum. El birliğiyle arkadaşlar hep beraber hızlı bir şekilde dolduruyoruz. Doldur. Oba yankı yapıyor lan içeride. Çok iyi. Yankı gibi. İçeride olduğu için mi böyle? Herhalde ondan dolayı. Tamam. Şurada yapayım ben. İşler güçler biter gençler. İçeride normal, içeride yankılı geliyor. Tamam. Şu taraftan başlayayım. Ben dinlenmeye geçiyorum. Osman gübre atsın. Hadi Osman. Hemen geliyorum hocam. Arkadaşlar hasat mevsimindeyiz. Abi kaybolmadın içinde. Sabah da çok iyi. Şöyle bir saati bir arkadaşlar. Şöyle saat 11 abi yapalım. Abi gelsene bir şey göstereceğim. Hemen geliyorum ki. Oo o ne lan? Çüş. Oğlum bu ne arkadaşlar bu arada? Oha bu nasıl detçeler? Kayboluruz ya bunun. Oğlum bu içine girdin diyelim arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Uzaylı mısır tarlası gibi ha bak. Shift P'den bir bakıyorum. Silonun yarısına gelmiş bu. Şeker kamışı böyle miymiş ya? Başları temizle aynen diyor şu an. O nasılsın? Çok iyi lan arkadaşlar. Dur bir o zaman bir kapak fotoğrafı alayım buradan. Şeker kamışının makineleri aynen bunlar arkadaşlar. Masaya 7S. Şöyle bir araç koymuşlar. Ondan sonra şöyle bir araç koymuşlar. Bir tane kesiyor. Aa bu silaj mı yapıyor acaba gerçekten? Ne diyor? Kombine biçer duvarlar belirtilen meyve türlerini toplar. Ne? Şey. Abi, var. Şu var ya boru gibi bir şey. Evet. Ona hem romorku takıyorsun hem de hasat ediyorsun işte. Şu romorku boşaltıyor onu. Arkasındaki şu romorku boşaltıyor. Başka romorku olmuyor aynen mesela? Şeker kamışı oluyor burada. Tamam okey. Peki biz burayı yapmak gerekmiyor yani. Nasıl bitireceğiz acaba bu tarlayı şekerim? Bunda bayağı bir şey çıkar bence buradan. Şey diyeyim 10 yıl falan sürer herhalde. Silaj gibi. Genişucu yok işte bu var. Bir de makinesi var da o kaç metre bilmiyorum. Şeker kamışı teknolojisi girdim içerine. Bunlar dikim için arkadaşlar. Aha yok vallaha. Vallaha yok. Bir de makinesi vardı ben buluyorum dur bir. Bir bul bakayım sana zahmet. Bu römörkü arkadaşlar 28K litre. Doğru mu hocam? Aynen şeker kamışı abi için. Araçlara gir. Araçlar. Birinci menü mü ikinci de mi? Arabalar şişti. İlk menü. Tamam. Araçlar bulamadım. Kırmızı bir şeker kamışı teknolojisi diyor dur, ya. Dur araçlara giremedim. Hah evet girdim tamam. Bak kırmızı en üstte. Bu 2 metre alıyor bu da 3 metre alıyormuş. Oğlum bu ne altında palet malet var lan bunun. 349 bin lira. Yanındaki modlu. O biraz daha büyük alıyor. He tamam. Herhalde. 3 metre alıyor 18 ton bu da 2 metre alıyor. Şöyle yapalım. Şuraya ben bir getireyim abi. Makineleri buraya ayarlayalım. O zaman bir de römörk mü getireceğiz bunun arkasına? Bunu direkt ne yapacağız? Biz siliyor mu açacağız? Nereye açacağız arkadaşlar? Bunun römörkü abi var mı? Abi makineye römörk takılmıyor herhalde. Yan yana gitmemiz gerekiyor. Yan yana mı ki? Şu an bakıyor mu? Takılmıyor buna. Şu Jase, şu da Jakto. Vallahi ikisini de alacağız muhtemelen bu işte. Jase ile bir başlayak bakayım. Jakto'yu da alacağız zaten. Ya bunun şimdi arkasına giriyor da herhalde. Vallahi römörk var. Römörk yeri var gibi ya da dönme yeri mi acaba? Niye ışınlanıyorum ne oluyor? Dur bakalım arkadaşlar. Bir F12'den HUD şeyini açayım tekrardan. Şimdi karıştır iyi çalıştır. Aç diyor. Açalım bakalım. Açıyoruz abi. Boruyu aç diyor. Açalım boruyu. Açtık. Karıştırıcı. Römörk takılma yeri var mı bunun arkasında? Yok var bence. Yani. Bence var. Gel gidelim içeri deneyelim. Oğlum HUD çok da hızlı gidiyor ha. Örümcek gibiyim şu an. Bir anda dönüyorum. Bakalım arkadaşlar alıyor mu almıyor. Şimdi göreceğiz. Biraz büyük gelir sanki ya. Ya denemek için sadece oluyorsa ufak römörk alırız. Böyle borusu geriye doğru herhalde. Yanışıyorum. Yok, boru değiyor ya kaldırıyor. O zaman buna kendi römörkü mü lazım? Abi küçük bir römörk de olsa şuna değmeyecek şekilde. Valla deneyelim bir tane hemen. Şuraya bir tane daha römörk kiralayayım bir tane. Biraz büyük olmasın da şöyle. Hey. Şurada arkadaşlar kısa römörkler var bizim 22'lik. Bunu bir deneyelim bakalım. Hiç yapmadığımdan bilmiyorum teknolojiyi ama değişik bir şey yani yapalım istedim. Osman bu olmuyor herhalde ya. Ben sanki yaparken taktım mıydı bunu yanına? Takılmıyor değil mi? Yok takılmıyor şu an hiçbir şekilde takılmıyor. O zaman makine olmuyor o zaman. Yan yana gideceğiz. Ya yan yana gideceğiz ya da şu motora taktığımız var ya onu alırız. Hmm, bence yan yana gidelim. Bu daha iyi 2 metre alıyor. Diğeri kaç metre alıyor diğer ona da bir bakayım. Osman aga sen oradan istersen çık. Benim peşimden mi gelirsin? Benim peşimden gel bakalım. Şuradan gidelim. Karşıya doğru bir yerimizi açalım. Senin arkaya gidemem herhalde. Yanından mı gelmem gerekiyor? Arkamdan öyle gel işte. Hocam yönetmen değdirmesin dedi. Ha yanımdan mı gelmen lazım acaba? Tam şöyle gelirsen
Bu niye almıyor? Bu bunu almıyor bu arada şu anda. Açmadım herhalde. Açık açmasan çalışır mı? Alıyor makinenin içine alıyor. Şimdi yaklaş şey bakayım şöyle. Göremiyorum ki şeyden. Uzun şeylere baksana. Bu böyle mi oluyor bu arada ya? Bence bir yanlışımız var burada ya. Yo böyle abi ya. Böyle silaj gibi işte. Onun gibi düşün. Niye baş tarafı almadı? Ha sen yanımda olmadığın için almadı. Tamam. Oğlum bu nasıl bir iş lan arkadaşlar? Amazon ormanları gibi la. Neyse bir sıra gidek de. Yanından gelirim. Osman da benim yanımdan gelir artık. Öyle yaparız en son. Osman ona sabitledim aga. Oo senin oradan nasıl ot çıkıyor baba? Yukarıdan gördün mü onu? Gördüm. Ama çok güzel gözüküyor üst taraftan ya. Dalgalanıyor ya bir de. O otlar valla fışkırıyor. Faşır fışır geliyor. Ya, şu an silaj mı yapıyorum? Silaj değil yani. Boşaltıyorsun işte. Şekeri kapışını. Ha bu da silaj gibi yapılıyor işte aynı böyle. Devam edek. Işte. Gel gidek bakalım. Onda gidek. Geri kalma Osman'a gel. Geri kalma. Az bas. Şeyi hız ayarladım da. Ha tamam. Şu an ben silaj yapıyorsam direkt silaj makinesiyle ben burayı silaj yapsam olmaz mı yani? Direkt silaj makinesini kullansak. Şu an silaj değil ya. Silajla da yan yana gidiyorsun ya. Onun mantığı gibi işte. Onu diyorum. Yo ben chat diyor ya ona diyorum arkadaşlar. He. Olmaz abi kabul etmiyor. Ha bu makineyle yapacağız. Az yaklaş Osman aga. Az yaklaş aga. Tamam. Yanına gelin mi? Kamera değiştirip duruyor böyle. Zoomlayıp duruyor. Yaklaş aga. Üstten çok iyi gözüküyor ya. Karadenizli Osman aga. Abi bir şey diyeyim mi? Bu böyle töbe bitmez bu arada. Sen yaklaşmadığında mesela yaklaşmadığın yerleri almıyor. Öyle mi oluyor? He yaklaşmadığın yerleri almıyor. Dökmüyor ya o yüzden kesin almıyor. Yani bize bir römorklu sistem yapsak daha iyi olabilir. Çünkü Osman aga ile bir tık manay olacağız gibi. Osman aga ben gidiyorum sen onu bir dök istersen. Dökülüyor mu? Bir bak bakayım şeye. Bunu kapattım. Bunu kapatayım. Makineyi de kapatayım arkadaşlar. Oğlum bu ne lan arkadaşlar bu arada. Osman yeni kapak fotoğrafı buldum. Bu tarafa gelmen lazım keke. Yani ben oraya geliyorum. Oradan bir kapak çekelim hemen. Geliyorum. Bu süreye boşaltılmıyor herhalde. Aynen. Hadi bakayım gel. Arkadaşlar bu arada şeker kamışını neden hiçbir YouTuber'ın ekmediğini şimdi anladım ben. Aha bundan dolayı ekmiyormuş. Sebebi buymuş yani. Buradan böyle karşıya doğru. Evet tabii efendim. Şimdi bu buraya da dökülmüyormuş. Bunu nereye dökeceğiz? Bunun özel deposu vardır o zaman. Yok mu bir yanda şeker fabrikası kurmamız? Almaz ki. Gene almaz hepsini. Ya gel şuraya bir dök bakalım da bir çözümünü üretiriz ya. Şu römörkü alalım buradan. Ben şimdi şunu alacağım arkadaşlar. Bunda işim yok benim. Ben bunu iptal ediyorum. Bekle. O nereye döksek ki bunu? Şu işte bak bu römörkü alalım. Bayağı bir getireceğiz ya. Buraya dökelim ortaya. Sonra kayış sistemiyle kaldırırız. Ben T70'de yaparım herhalde. Ya da T8 kiralarım. Bilmiyorum. Satın da alabilirim. Arkadaşlar şöyle. Olduğun yere boşaltıyorum o zaman şuraya. Olduğun yere boşalt. Römörkü de diğer tarafa koy. Bu römörkleri bu işte kullanamıyoruz. Maalesef nakliyede falan kullanırız muhtemelen. Satışta falan. Olmadı birazını da diğer tarlaya götüreceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok yani arkadaşlar. Ne yapalım? Bu işler böyle abi. Merhabalar Osman aga. Onu da koy oraya. Merhabalar. Abi şimdi şuraya hemen yeni... Şuraya arkadaşlar yeni römörklerimizi alalım. Şöyle. Römörkler. Şu arkada biraz daha litresi büyük. Nispeten. 200 bin diyor tamam mı? Şunun 100 bini var mı mesela? Bu çok büyük olur ya. Bunun biraz daha küçüğü. Buna nazaran nispeten şu mesela. Şu kaç? Şu 25 oluyor. Bu çok az olur. Çünkü çok böyle hani tekiz ya şu an. Yormak da istemiyorum kendimi. Şöyle bakıyorum. Başka böyle engin olup da litresi yüksek olan. Abi sadece bu var. Flatbed 30 inç. Bunu şöyle arkadaşlar. Yapıyorum. Şu an 150 bin görünüyor. Biraz yani 90 bine falan düşürmeye çalışacağım litreyi. 37 bin. 4.9 ton. 150 bin. 200 bin. 150 bin yapalım mecbur. Yani 100 bin istiyordum ama 100 bin yok. Üst tarafını beyaz mı yapalım? Beyaz olsun ya. Kapak rengi sarı olsun ya da turuncu olsun. Biraz daha tarla rengi. Jant rengi has erkek rengi pembe. Turuncu tabii ki pembe değil. Şöyle bir. Şöyle iki. Osman iki tane makinemiz hazır burada. Römörkleri alacağız. Artı. Şuraya da şeker kamışlarını koyalım. Şeker kamışı teknolojisi Osman o klavye senden ne istedi be birader? Bu arada inşallah alıyordur şeker kamışını. Ben hiç bakmadım ama inşallah alıyordur yani arkadaşlar. Osman da şu an hiç ses etmiyor yılan pususunda. Kiralık malzemelerde. Geldim. Buradayım. Lan balya falan diyor ama. Ne bir deneyelim ya. Sen bir dene onunla mı gitsin? Şuna yapayım diyordum. Önüne takılmıyormuş. Bu arada nane yedik ya. Evet arkadaşlar setup'ımız hazır. Tarlaya doğru gidiyoruz. Şunu bir açalım. Allah açmayalım. Bir şeye değdik.
Ha kim dedi bu çiftliği bu kadar küçük yap diye ha? Bak buradan çıkacağım. Nereden geri geleceğim arkadaşlar? Aç kapıyı. Aç kapıyı vefasız. Geliyorum lan tarlaya. Arkadaşlar videoyu beğenenlere, paylaşanlara teşekkür ederiz. PUBG Mobile oynamasında Taşkaba kardeşinize oy verebilirsiniz. Oyun puanı olanlar verebilir yani. Buradan bile çıkmıyor ya. Ötekiyle yapsak römork lazım yanında. 3-3-6 böyle 1 metre mi gidiyor acaba? Osman aga. Bu biraz azalıyor herhalde. Tabii canım. Ötekiyle aynı alır mı? Merhabalar. Osman bak görüyor musun? Nasıl has erkek dönüşü yapıyorum. Adamın tarlasına drift atıyorum bu arada ya. Şu az... Buraya kim oydu ya? Sal direği ya. Yanından geç git. Bak açıyorum makineyi. İyi izle Osman aga bak şimdi. İyi izle. Beklemede kal. Halledeceğiz. Abi iman gücüyle dalıyorum arkadaşlar şöyle tamam mı? Boruyu aç. Çalıştır. Hadi ya Allah ya Bismillah bakalım. Daldık. Olmazsa 3 metrelik büyü deneyeceğim. Osman bu bunu almıyor. Hacı. Ya da ben mi acaba boş yerden gidiyorum? İndirdin mi? Şu an indirdim. Ya ben sana dedim indirdim mi Osman? Her şeyi ben mi söyleyeceğim birader ya Allah Allah. Allah Allah ya. Ya her şeyi ben mi söyleyeyim ya Allah Allah. Bir sıra alıyor herhalde. Bak bence bununla... Hiç olacak iş değil ya. Bununla... bununla bir gideceğimize ötekiyle gidelim. 3 gidelim. Ne dedin? Olur en büyükten. Fark etmez bana ya. Birimizin römork sürmesi lazım. Bu çünkü bak, bir sıra alıyor bu. Bitmez. Bir mi alıyor iki mi? Bilmiyorum. Bir de adamın tarlasına falan giriyorum. Bayağı sıkıntı yani. Makine çok büyük oldu. Beni ittiriyor ya şu an. Şuradan 0-0 gelince diğer araçlarda oluyor. Bakayım bunda oluyor mu? Bunda biraz belki sola doğru gelebilirim. Bunu ilk bir ekliydim. Tek başıma doğru yaptıydım ya. Şimdi iki kişiyiz. Osman Aga kolay gelsin. Nasıl jet gibi gidiyorum ama. Jettir baba. Niye onunla gidiyorum lan? Ona sabitledik ya. Vallahi ben kimseye sabitlemedim. Baştan söyleyeyim yani gençler. Arkadaşlar hemen bakacağım çete ama bilmiyorum böyle mi yapalım yoksa büyük makineyle ikimiz yan yana mı gidelim? Ben şey yapamadım yani şu an tam karar veremedim açıkçası. La bana fark etmez. Ya yoksa ben böyle de giderim yani. Benim için sıkıntı yok mesela şu an. Jilet gibi gidiyorum. Burayı niye kökten anlamış lan bu? Vallahi bilmiyorum. Aklıma bir şey geldi de kökle ilgili söyleyemiyorum şu an. Merhabalar. Osman aga. Merhabalar. Bize bir römörkçü reis lazım ya römörkçü. Komşular parasını biz verelim bir daha ekme bu zıkımı diyor demişler. Haklısınız bu arada yani gerçekten diyebilirler. Haklılar da. Abi ne yapayım yani vallahi elimde değil ya. Bir de bundan 2-3 hasat veriyormuş ha. Ne gerek varsa 2-3 tanesine. Birini bitirdik de diğerleri kaldı. Niye kökten kesiyoruz bunu büyümüyordur bence bu. Büyüyordur gibi. Hasat edildi yazıyor. E o zaman 2-3 hasat diyorlardı. Kandırıldık mı? Kandırıldık lan. Belki gerçekte öyledir de oyunda... Öyle değildir belki. Dolandırıldık lan. Bunun 5 metresi yok mu? Bunun en büyük 3 metresi var şu an kullandığım cihazın. En büyük 3 metresi var. Daha da büyüğü yok yani. Osman ne haber? Aga, Osman aga. Acaba bu mu hızlı oluyor? Şimdi korktum. Ötekinde de şimdi bak Osman şöyle avantajı dezavantajı var. Hızlı gidebiliyoruz. Römörkte böyle gidemeyeceğiz römörk sisteminde. Bence böyle iyi ya. Mesela bak ya biz böyle şeyi düşün. Bitiririz ya burayı. Aynen. Birazını bu bölüm yaparız, birazını gelecek bölüm yaparız. Ekip olsaydı, Yasin'le Özcan iki kişi daha olsaydı mesela şu an... drift atıyorum yemin ediyorum. Şu anki yaptığımız yeri 4 ile çarpın gençler. Gerçi herkes benim kadar hızlı yapamaz da. Yani 2 ile çarpın, 3 ile çarpın. Yapıyorum ya işte. Allah Allah, kendi yaptığın yere bak, benim açtığım boyuya bak bakayım. Aynı mı? Peki. Yani değil mi? Değil bu arada, nasıl? Arkadaşlar aynı mı şeyle Osman'la bak, yaptığımız yer? Bak. Tamam şunu söyle kaç ton hasadın var şeyde römörkünde? 30.000. 42.000. Şuradan geçeceğim. Şurayı komple bitirelim. Osman burayı komple önümüzü komple bitirelim aga. Ben geliyorum gene. Allah'u ekber Allah'u ekber. Unuttuğumuz yer var ya sürekli orayı yapıyorum ben de. Tamam. Ne orayı yapıyorsan ben de şurayı bitireyim. İyi oldu bak gene gözümüzün önü açıldı tarlayı görebiliyoruz yani en azından. Burayı şimdi de bitiririz. Diğer bölüme. Bilmiyorum duruma göre. Bir bakalım sıkılırsak salarız. Sıkılma. Allah! Direğe çarptım. Oğlum fren çok iyiymiş lan makinenin gençler düz giderken. Bu arada gördünüz mü? Freni bir kökledim. Ta hemen durdu. ABS vuruyor kardeşim. Ben yaparım. Sen yapak dersen yaparız. Bakalım. Böyle seni videolarda bir tık canlandırırsak efsane olur. Osman aga. Parladı yemin ediyorum drift ediyorum. Şimdi gençler benim bu... İşi yaptıktan sonra şeyi T70'i çok sağlam bir bakıma sokmam lazım abi bildiğiniz gibi değil. Drift makinesine çevirdim makineyi şu anda. Canlandırmak derken şey mi? Böyle baygın gibi konuşuyorum ya. Niye öyle hocam? Ne bileyim hep ben böyleyim ya.
Seni canlandıracağız ya. Böyle sana bir enerji, güç. Ondan sonra sinerji. Engin Polat vermemiz lazım sana ya. Şekerim. Güç patlamaz. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar buradan geçince sanki 2 sıra mı yapıyor? Evet, 2 sıra yapıyor bu arada. Demek ki tam az böyle... önce ben 2 aldım. Tam evet, böyle şimdi ortadan geçince 2 alıyor. Osman aga, orayı bitirdin mi? Dur yardım edeyim, hızlıca bitirelim şurayı. La böyle hız hızlı döne döne yapıyorum da. Tamam, yapalım. Ben arka tarafı temizledim, geldim yanına bak. Burayı da beraber yapalım. Osman saçındaki gıllar gibi. Ne tek tek bıraktın ya da bunları ya. Şuradan bunları da alalım. Yaşlı biri de yok ki ekipte, laf atalım. Farming ekibinde tanıdığınız yaşlı yok yani. PUBG olsa laf atacak adam çok, orada ihtiyar tayfa çok da. Serhat abiye diyeceğim mesela. Serhat abi senin sakallar böyle. İşte senin saçlar böyle. Mert ve CBKS'i de takip etmiş. Hoş geldiniz gençler. Osman aga dönüyoruz. Sen oraya al gel. Al gel al. Hiç durma. Bas gel. Allah görüyor musun? Nasıl drift atıyorum be. İrkek ya. Şuraları alalım. İrkek. Biraz kaldı orada. Solu da alırım, sağda sen alırsın. Diyorum ki tarlanın bir etrafını açalım önce. Dönüşlerimizi rahatlatalım. Bir astık baş olayını bir yapalım. O zaman sen en üst aç, benim en alt açayım. Öyle mi yapalım? Tamam olur. Fark etmez bana yani. Sonra ağlama sonra. Yok yani, niye ağlayayım? Ne bileyim ben. Gözlerine su kaçmasın yani. Kaçmaz, kaçmaz. Evet, şuradan içeriye doğru giriyorum arkadaşlar. Buradan da şuraya doğru dönerken gidiyorum. Dönerken benim lastik şeye değiyor. Yan yatıyor traktör. Aha yan yattı, çamura battı. Benimki de oldu vallahi. Nasıl döndüreceğiz? Bunu ittireceğim mecbur. Öteki türlü hiçbir şekilde çeviremem ben bunu arkadaşlar. Tamam. Götürdüm herhalde yerine. Ya besmele çekince besmele nelere kadar bak. Onu bile ittiriyorsun ya. Buraya 3-4 tur yapalım ki gençler. Yani sürekli tarlanın içine girmek istemiyorum. Çok zevk almıyorum öyle oynadığımda. Köşeler bir rahatlasın, açılsın yani. Dışarıdan yapalım. İçine girince fark ettiyseniz oyunun o albenisi biraz kaçıyor. Yani bende kaçıyor. Bilmiyorum lan, bunları almamışlar. Ana. Bunlara para veriyoruz, milli servet. 4000 dolar paramız var burada bu arada. Adam tarlaya kireç atmış. Eğer iyi para kazanırsak bu hasatlardan, komşu tarlaların yani dönüşte hasadına zarar verdiğimiz tüm tarlalara para yani atalım diyorum. Hasatı bir 5000, 10000 gitse daha çok para gelir. Çekerim, şeker fabrikasında limiti var. Limiti var. Ben de biliyorum daha çok para gelir. Ya biliyorum, bittikçe oraya atardık diye diyorum. Ya bir kere şeker ektik diye fabrikasını mı kurak ya? Koru gitsin. Nasıl olacak bu iş ya? Dar geldi sana Angara, Şaziye'de kaçmış Osman'a. Çek çek dünyanın kahrını da, vur vur rock bir aşaraba. Osman'ın tek tek tüllerini alıyor. Osman kolay gelsin. Hepsini aldım ben onların. Bak Osman içinden gidiyor, ben içinden gitmiyorum. Mesela ben burada sola dönebilirdin mesela buradan, hainlik yapmayıp. Bir şekilde dönerdin yani. Nasıl dönmek istersen öyle dönerdin. Kaç? 70 kalitli oldu bendeki. Güzel. Vututu vututu vututu. Jet hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada biraz yavaşlayacağım. Bura biraz hassas. Burayı halledersem gerisi bana vız gelir, tırıs gider arkadaşlar. Şurayı bir hallederim. Tamam, şu dönüş birazcık benim için sıkıntı. Hatta şöyle yapacağım. Dönüyorum abi aşağı. Dönüyorum. Bir tur daha döneceğim. Bir tur daha. Burası komple düzlenecek yani. Şöyle şekerim. İkinci turumuzu da alıyoruz. Aldık hocam. Çok güzel. Bir tur daha dönüyorum. Zaten bitti yani. Tepeyi bayağı bir açmış oldum. Hemen buradan da bir tur daha aldık mıydı? Bu adamın tarlasına çok giriyoruz. Buna biraz tazminat vermemiz lazım. Şimdi hocam şuradan şöyle artık yavaş yavaş şu köşeyi bir açalım. Rahatlasın burası. Burada yine herhalde elimle ittirmem gerekecek. Bayağı da bir içeri daldım bu sefer sıkışmasın diye ama. Oo süper. Değmedi vallahi. Gel. Gel acı gel. Tamam. Aha şöyle gidelim. İçeriden şu sürüşe göre aldığını düşünüyorum. Sonraki tura bakarız arkadaşlar alıp almadığına. Böyle tekeri sağ tekeri hasada sıfırlıyorum abi. İp gaz yaptım gidiyorum yani. Biraz hızlı gidiyorum biliyorum ama yavaş gidersek burası 70 saat yayın. 15 saatlik de YouTube videosu olabilir. Evet gençler, şimdi buradan sağ tarafa dönüyoruz. Osman Aga'nın arkasından gidiyoruz. Osman Aga tabi gelişi güzel. Bir geliyor bir gidiyor. Recep İvedik gibi. Yukarı ama gideceğim şimdi. Yukarı gidiyorsun ya, tersten gidiyorsun işte. Hoş olmuyor, onu diyorum ben de. Dön buradan karşıya git baba. Dön. O zaman karşıya gideceğim ben. He dön. Hasadı şeyin içine sokma yani şey makineyi. Ha öyle mi gidiyorsun? Tamam öyle de olur. Öyle olur. Ben şuraya gitsem yine içeri girmiyor mu? Sen önden git, ben arkandan geleyim. Ha işte öyle yapsak olur. Ben biraz kaçırdım galiba başta. Şurada da zaten daha öncekinde kaçırmışım. Şurayı komple bir alayım şöyle tertemiz. Mis gibi arkadaşlar. Şu görüntü çok güzel. Bak biraz yavaşlayayım bakın tadına. Normalde şu hızda falan biçmem lazım şöyle. Normalde böyle takılmamız lazım. Ha güzel görünüyor mu? Görünüyor da yani çok
Hem sıkılırsınız hem de gerek yok bu kadar yavaşa bence. Hem de uykumuz gelir. Hey. Gelir vallahi anasını. Gerçek tarlada çalışıyormuş gibi olur. Oyun mu? Bas gaza. Bas gaza aşkım, bas gaza. RP yaparken yavaş gideceğiz. Orada zaten şey yaparım ben. Küçük yaparım tarlayı. Sıkılmayız. Hey. Evet. Şurada bir duralım. Gençler şimdi benim işim bitti. Öncelikle makineyi doldurdum yani. Şöyle en arkadaki römörkü bırakıyoruz. Bunu az saç tellerini ileri bırakıyorum. Tamam. Saç tellerini alayım. Tamamdır baba. Ben de şu römörkümü alayım, ortaya boşaltayım. Bunu boşaltmak biraz zor olacak açıkçası. 150 ton çünkü içerisindeki malzeme. Hadi bakalım. Ya Allah ya bismillah. Adamın tarlasına girdik ama burası hasat etmiş zaten. Sadece ot var. Ottan dolayı zarar gelmez. Kireç de atmış. Gelecek döneme hazırlıyor şu an tarlayı. Biraz iki tarlaya biraz daldık yani en başta. Benim monitör de rengarenk oldu. Sen onu garantiye olacaktın. Ne yaptın? Ben garantisi sürüyor diye bekletiyorum ya. Valla yolla bence değiştirsinler bir an önce. Ya yenisini yollasınlar hızlı bir şekilde. Yolla gitsin. İşte bir arayıp sormak lazım. Haydi Osman, i̇şte haydi Osman. Yapabilirsin ya. Osman. Hızlan Osman. Ama Turan gelince yap bari de şey olmasın. İkiniz birden gitmiş olmayın. Hainlik yapmayın. Evet. Oğlum şeker işte. Şeker kamışlarımız. Şeyler. Şeker püremiz. Ne şey küsvesi oluyor bu şimdi gençler? Benim gittiğim yerde kamış yok ama bu neyi biçiyor bu? Nasıl kamış yok? Ha şey toz kalmıştır ya muhtemelen. Toz herhalde. Aynen ona benzer bir şey olabilir yani. Arkadaşlar böyle tam dola dola gitmek lazım buralarda. Öyle gidince daha iyi oluyor. Ben bir sıra doldurayım. Osman da yanına tam böyle sıfır yanaşıp bir sıra doldurursa çok iyi olur. Sağ olasın kral. Teşekkür ederim. Ama sen hiç istersen. Plaklı olmuyormuş ya ondan dolayı. Şunu bir boşaltaydım ya. Verem etti beni ya. Hadi kardeşim. Bu biraz sıkıntı arkadaşlar. Bizi yoracak yani bunu boşaltmak. Baksana habire gidiyoruz. Dağlara doğru tırmanıyoruz yani. Devam. Saç teli bıraktık şurada. Tamam az daha geriye. Gençler bayağı bir ilerlettik şimdi buradaki işleri. Çok da güzel oldu. Bayağı bir jilet gibi gittik. Şurada biraz tarlanın içine bilerek daldım. Çünkü burayı bir 90 derecelik açıyla düzlemem gerekiyordu yani. Ondan dolayı. Osman da sonrakine eğer açıyı bozmaz da tekrar düzlerse efsane olur. Biraz aşağıda az bir fazlalığımız var. Onu da alacak. Şurada da Osman'ın bıraktığı tek tükler var. Onları alıyorum. Osman şimdi şey yapıyor. Ben anlıyorum onu. Hani iki tane iksir almak için biraz işten yapıyor ama hep kalıyor. Kalınca da bu sefer onun hasat hızı kesiliyor. Evet iki sıralayayım diye yapıyorum da. Ne derler bilirsin. Bir taşla iki kuş vurmaya çalışırken o taşta sen vurulma derler. Aga çok iyi laf lan. Anasını satayım ya. Sokrates'in savunmasından güzel savunma yaptım ya. Chat beni bir tebrik edin. Et. Vallahi beni bir tebrik. İnşallah tebrik sesidir o ya. Yani umarım tebrik sesidir. Evet gençler şuradan bir kere daha dalacağım. Şu tarlanın burası düz. Ya da dalmayayım ya. Buradan gideyim ya. Şimdi şuradan şöyle yavaş yavaş gidelim yani. Eğri büğrü gidelim. Önde yakın sürünce daha böyle hatasız geçiyor. Biraz arkadan sürünce de arkadaki manzara güzel. Onu göstermek istiyorum sizlere. O yüzden ortaya karışık takılıyoruz yani. Şuradan bir geniş döneceğim. Vututu 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 diye. Al hadi hepsini dök. Dök hepsini. Neredesin? Ya bunun makinesi de 3 metrelik var da yani kendi haznesi olmadığı için
Ama bir anlamı yok onun açıkçası. 4 kişi olmak lazım ona. Daha 2 kişiyle de bitirdik yani, bence gayet iyi geldik. Ama yine de iyi ilerledik. Değerli arkadaşlar, şimdi ne diyecektim ben? Ha, Osman Aga ilk defa doldurdu. 150 ton içeri döküyor. Ben şu an 36 tondayım. İkinci turdayım. 186 top totalde şeyim var. Hasat istatistiğim var. Şurada 3 tane telim kalmıştı benim. O teli alacağım şimdi. Çok geç mi atıyor ya da bana mı öyle geliyor? Görsel mi sonradan gidiyor acaba? 3 tane var. Şu 3'ünü bir alayım. Burada 300 ton mu çıktı? Şu an 300'ümüz evet. Var orada. Aynen. Bir de ilk turda senin römökte döktüğün ne kadarsa o kadar var. Başka yok. İlk 35. Turda. Şuradan dalıyoruz abi. Tekeri hiza alıyorsunuz. En güzeli bu yani. Düz olduktan sonra hiç sıkıntı yok. Hiç bozmayın. Direksiyonla oynamayın. Devam. Tertemiz. Temiz iş. Görüyor musunuz? Baba jiletke. Topluyor, topluyor, geliyor. Römork biraz büyük geliyor ama ya traktöre göre. Yani onu da bir çözümlemek lazım ya. Böyle yavaş yavaş gidelim bunlar. Buradan toplaya toplaya gitsin. Biraz otları da yakın göstereyim size. Otlar da güzel. Güzel görünüyor. Gençler, bu arada beyinler, paylaşımlar için teşekkürler. Özgür belki bayağı bir hediye yolladı. Özgür belki teşekkür ederiz. Adem teşekkür ederiz usta. Kesenize bereket olsun. Onun dışında beğenenlere de çok teşekkürler. YouTube'dan izleyip takip etmeyip abone olmayan varsa arkadaşlar, onlar da kesin. 3 tane 4 tane tohum bırakmışız. Kesin takip edip abone olsun. Tarlanın kenarında mı? He aynen, onları ben de gördüm. Şuradan içeri doğru dalacağım. Bu benim ilk değil. Az önce bıraktıktan sonra geldiğim yer. Aşağıda. Abi Türkiye'de şeker kamışı çok üretilen bir şey değil herhalde yani. Doğru mu? Hey. Çok ben coğrafya dersinde bile görmedim yani. Şey tarım bölümünde denk gelmedi bana. Hatırlamıyorum yani nerede üretilir. Adı çok geçmiyor. Çok sulak arazi gerekiyor diye biliyorum sadece. Kamışlara. Biraz zahmetli galiba ki bu kadar yaygın değil. Dal baba, jettir baba. Buradan hızlı yapayım. Ya da yapmayayım. Şöyle yavaş yavaş. Şuradan göstereyim size bak. Çok güzel abi. Kesinlikle böyle keyif alacağınız bir görüntülerden bir tanesi kendisi. Vütüdü vütüdü vütüdü. 25'e sabitleyeyim. 25'e gidelim şöyle sonuna kadar. Mobilya ücretli, evet kardeşim. Beni yanlış anlama, ben bu oyunu hiç sevemedim ama beyin atmak için geliyorum. Sağ olasın Süleyman abi. Teşekkür ederim. Geçen biz seninle mi kavga ettiydik şeyde? PUBG oynarken. Sen sakal kesme falan dediydin. Ben dedim abi sen de karışma artık dediydim. O sen misin yoksa farklı Süleyman Demircan mısın? Gönül abla nerede? O artık evli kardeşim. Evde değil yani, o artık gelmiyor yayınlara. Oyun puanları günlük mi oluyor? Evet abi, her gün puanları toplayıp yayıncı kardeşinize yani bana yollayacaksınız. 440 kişiyiz. Size zahmet, yollamayan kalmasın, hemen gönderelim. Süleyman abi, bunlar böyle izledikçe alışılıyor, izledikçe seviliyor bu tarz oyunlar. Ben de öyle diyordum, senin gibi diyordum yani. Hatta zorla oynattı bana ilk oynatan Taner. Sonra oynadıkça alıştım, oynadıkça güzel gelmeye başladı yani. Böyle bir olayı var bunun maalesef. Sonradan sonraya etki ediyor. Vallahi hassas tarım, pericisin bir şey ona benzer bir şeydi de ne olduğunu tam bilmiyorum yani ben de. Oradaki modlardan biri. Şey yaz, Google'da yaz. Da hepsini aktif etmiş. Hı. Anlıyorum. Hep tarla gidip duruyor. Ha, bu neymiş böyle? Anladım. Hassas tarımdan toprak numunesi yollaman gerekiyormuş aga. Onu bana söylediler. Kim söyledi? Hatırlamıyorum ama biri söyledi. Ha, bir yorumlara mı yazmışlar? Bilmiyorum işte, alıp numuneyi yollaman gerekiyormuş. Ondan sonra düzeliyormuş yani şey. Tarlanın verimi vesaire ona göre gelişiyormuş hassas tarımda. Abi dert ya. Hiç uğraştığına değmez yemin ediyorum. Pas geç. Sal geç. Sal geç. Sal gitsin yar. Yar 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 yar. Keşke şuraları düz yapsan ya. Vallahi gözlerim kanıyor arkandan gelirken ya. Yemin ediyorum ya. Hocam. Abi bir tane şey yapayım. Bir tane kaldıydı orada. Ama şimdi o bir tane alacağım ya. Ben bütün sırayı hattan çıkıyorum mesela. Hain. Mesela bir önceki sıra senin yarım bıraktığını almadım. Koydum onu oraya. Bak şimdi. Osman'ın parçaları bunlar arkadaşlar. Benden kalmadı. Biliyorum çünkü ben yakın geçiyorum. Burada da var bir tane daha. Jettir baba. Hakikaten jettir baba oldu oğlum bu sıra buradan gelirken. Niye bu kadar hızlı geldim bilmiyorum ha. Biraz yavaşlayalım. Abi şimdi şurayı görüyor musunuz? Ben şu an buraya dalacağım. Biraz tarlanın içinden geçeceğim ama arkadaşlar. Şöyle burayı bir düzleyeceğim komple. Gittikçe de yamuluyor yani. Her sırada yamuluyor. Buradan bir şöyle bir tur alayım. İki kere geçince aslında ora açılıyor. Yani bir traktör gerçek hayatta bir traktör geçecek kadar mesafe oluyor. Böyle bir tane daha geçeyim. En azından traktör girecek boşluk olursun. Ben burayı bir halledeceğim çünkü. He böyle geldik miydi? Tamam artık rahat rahat gider gider geliriz yani. Araya sığacağı için makine daha rahat olur. Yalnız şu görüntü size bir görüntü göstereceğim şimdi. Şu harika bir şey ya. Anasını sattığımın görüntüsü var ya. Çok güzel görünüyor ya.
Oğlum bunun içine ayı mayı çıkarlar. Ben gerçek hayatta girmem, korkarım herhalde böyle yerlere yani. Issız bir yerde olsa sıkıntı yani arkadaşlar. Nanay. Şinanay da yavrum, şinanay nay. Şinanay da yavrum, şinanay nay. Drift ata atmadan girebilirsem eğer şu aradan bir tane daha geçeceğim. Şöyle artık dediğim gibi zaten sırayı genişlettiğimiz için bayağı rahat rahat girebiliyoruz. Ben de biraz buraya muhtu ya. Tamam ben de bu... girdim. Ben burayı bayağı hallettim ya. Oradan girmiş oldum gibi. Tamam sıkıntı yok baba. Kafana göre takıl. Biz buradan makinamızla jilet gibi arkadaşlar şöyle şeyimizi yapıyoruz. Şöyle dönelim hemen arkaya doğru. Yayını beğenen, paylaşan, takip eden gençlere, yaşlılara, herkese teşekkür ederiz. Özcan gibi bir şey yazmış mı DC'ye bu arada? Bakayım. Kimse yazmamış, yok. Kesin uyudular ya. Ya uyudular ya da şeyden hani görmemezlikten geliyorlar. O da olabilir ya hani. İkisine de müsait şu an ortam. Osman Aga. Özcan abi gelirdi ya görseydi. Hmm. Ya belki de geç olduysa oradan aman seninle mi uğraşacağım falan demiş olabilir. Bunu biraz daha mı geniş alalım şöyle? Abi şu sırayı komple bir gidiş bir geliş yapınca süper oluyor. Ben de şurayı yapayım. Sen bir daha buraya gel Osman. Aynı gittiğin yerden. Ben de arkandan gideyim. Arka arkaya gideyim. Çok güzel görünür öyle bence. Aynen öyle yapalım. Sen gelene kadar ben burayı bayağı bir hallettim zaten. Aha. Sen oradan geri gel işte. Bak ara kocaman oldu. Otoban oldu lan. Uçak indireceğiz buraya. Dön şöyle güzelce. Bu araçlar genelde hep sola dönecek şekilde yapılıyor. Niye acaba ya? Çiftçiler sola mı dönmeli acaba? Yani buradan bu mesajı mı almam gerekiyor arkadaşlar benim? Bir de şu römork bence traktörün arkasından gelmesi lazım. Yani makine sağdan, römork traktörün arkasından. Buna benzer bir aparat vardır. Ne oluyor oğlum gene? Koltuk musun? İnşallah koltuk sallanıyordur gene. Evet Osman geldi mi? Osman daha geliyor. Yavaştan geliyor hatta. O gelene kadar ben hemen şuraya hızlıca bir gideyim. Hızlıca bir geleyim arkadaşlar. Osman'ı bekleyene kadar. Hızlı bir şekilde. Osman aga. Aha geliyor. Geliyorum. Korna sesi geliyor mu oraya kadar? Geliyor yani. Benimki geliyor mu? Yok nerede? Senin traktörün. Hiçbir sesi gelmiyor ki. İmkansız. İmkansızı deniyorsun. Evet şimdi buradan Osman'la beraber gideceğiz. Az yavaşla Osman. Giderken. Arada mı geçeceğim? Buradan değil. Orada mı gidiyor? Yok burayı ben hallettim. Geldiğin yerden gidik. Geldiğin yerden gidik. Sen önden dal arkadan ben geleyim. Oo, ne mazot yaktı. Çeyrek depo mazot yaktım ya. Oyunda bile arkadaş ilk defa bu kadar yakıyorum yani. Hani şuradan gitseydik iyiydi. İşte şöyle demek ki o abi. Yamuk sıralar böyle oluşuyormuş gençler. Şu an arkasına arkasından gidip işe aladım Osman'ı. Tamam. Ama şurada bekleyin ben seni oraya ayarla. Devam sen devam et. Ahmet. Hemen öne doğru dönelim. Derede. Bak sol taraf tam düz oldu işte bura. Aynen. Benim o yaptığım yer de düz. Komple orayı da düzledik açıya göre. Çok güzel oldu ya. Dur hele. Osman öyle bir dursana. Dur bir kapak fotoğrafı al. Bu daha iyi olacak gibi arkadaşlar. Şöyle. Oo. Tamam az daha ileri. Chat buradan. Şimdi F12 HUD düzenini bir kapatayım. SS alırken HUD'u kapatabilirsiniz. Çok daha iyi oluyor. Şöyle mesela. Nasıl alalım? Hey. Dur. Makineler dursun. Ben kendim dışarıdan alayım şöyle. Böyle mi alayım? Osman bir insene. Masaya'dan deneyeyim bir de. Makineyi ortalıyor ya. Tam güzel görünmüyor ya. Ama masaya öndeki şey gitmiş. Ondan da gitmiyor olabilir ha senin makine. Yine 30'la gidiyordun. Az daha şöyle uzaklaştırayım. Böyle alayım ya. Böyle bir güzel bir fotoğraf çıkar buradan yani. Abi sen HUD'u nereden kapatıyorsun? Şu ağırlığı kaldıracağım bir arkadaki kalkmış. Ah be. Ah be Osman Aga. Ah be abi. Ah be Osman Aga. Evet. Ara bayağı genişledi arkadaşlar. Şimdi sen Osman Aga buradan gel. Tamam buradan karşıya doğru gidersin. Ben buradan diğer tarafa doğru gideyim. En azından bura bitsin. Nereden arkadaşlar da alabilirsem ben oradan dolayayım. Şuradan gidiyorsun değil mi şuradan? Oradan git ben de buradan gideyim. Karşıda şimdi sen oradan bana doğru gelirken ben de sana doğru gideceğim. Bakayım güzel bir görüntü çıkacak mı? Bence çıkacak. Hemen arkadaşlar. Aa bir dakika benim römork doldu. Eyvah. Gene başlıyor bizim macera. Römork boşaltma macerası. Römork dolmasaydı çok iyiydi ya. %96 görünüyor şu anda. 5K'lık bir yerim kaldı. Var şuradaki şöyle cılız kalan parçalar alayım ben. Şunları alayım. Ne alabilirsem o kar arkadaşlar. %97. Bunları da alalım. Tam bir hasat oldu ya. Gerçekten. Hasat sevenlerin böyle zevkten dört köşe olacağı bir video olabilir. Hemen dönelim. %97. Alabildiğin hepsini dolduracağım şuraların. Hey. 98. Şuradan da geçeyim bari. Gitmişken. Bu şekilde dümdüz geçelim. %90. Hala 8 lan. Hiç artmadı lan. %100 yapacağım bunu. Kafaya koydum. Hiç kaçışı yok valla. Buraya da alayım. Baksana 3 tane tel kaldı ortada. Valla bunları da. Hala 98. Buraya da alayım şöyle. Tersten alayım. Dibinden yakın geçelim. %99. Hadi canım bit gayrı. %100 olmadı. Gidiyorum ya. Böyle ne yapayım? Böyle giderim. Sorun değil yani. Yapacak bir şey yok.
Evet arkadaşlar. Nasıl gidiyor bu arada işler güçler anlatın bakayım. Biraz karışık oldu ama. Boşalt bakalım baba. Ne kadar uğraştıracak bizi bu sefer. AdBlue da bitmiş. AdBlue da bitmiş. Hey. AdBlue var, mazot da var. Buraya gelince doldur. Daha yalnız... var da yani azalmış. Miş. Sen şeyleri niye bu kadar uzun söylüyorsun? He? Şey. Aynen. Ay sağır oluyorum. Dur şey deme. Sakın deme. Vallahi deme ya. Mikrofon çok ses yakın herhalde. Patlıyor. Tabii. Çok. Ne yapıyorsun? Mikrofonu öpüşüyorum mu ya? Az geliyor dedim. Ben de soktum ağzıma. İyi yapmışsın da ama onu senin içinden gelmesi lazım böyle. Yürekten konuşacaksın ki öyle gelsin. Abi şunu bir var ya şunu bir bitireyim. Allah'ım en nefret ettiğim şey şunu buraya boşaltmak ya. Bunun pratik bir yöntemi yolu yordamı yok mu kardeşim ya? Ha gayret. Bir 14K litre kaldı. Şuraya dönersem tamam. Geçmiş olsun boşalttım. Tamam. Oğlum iyi oldu lan arkadaşlar. Hepsini de sığdırdık gibi. Bir dakika. Burada bir bakım molası. Onar. Ben gidiyorum. Ben giderim ismim kalır dostlar beni hatırlasın arkadaşlar. Allah'a emanet. Dönemiyorum ya tam şeye geliyor. Römörkün tekerine değiyor. Hah böyle kurtarır. Römörke değiyor şu arada demir var ya ona değiyor. Ondan dolayı dönmüyor. Şurada silomuz var kullanamıyoruz ya anasını satayım. Of ya. Hep Osman. Bakma mı deneseydik oraya boşaltmayı? Hep Osman yüzünden ya. Neyi deneseydik? Römörke mi deneseydik siloya boşaltmayı? Bunda da aynıdır ya. Kesin aynıdır. Hiç değişmez. Silio şeker kamışı dolmuyor. Şu an Osman deniyor arkadaşlar. Osman sen ikinciyi mi doldurdun? Yoksa %100 evet. Allah Allah %100 götürüyorsun. Evet 150 ton. Allah Allah. Allah Allah. Osman ağaya bak sen. Allah Allah. Bitirmiş ya. Oo çok iyi. Şu köşede dönerken drift atıyorum. Bayılıyorum ya. Aşırı keyifli. Sıkışıyor aslında şu arkadaki demirlerin dönüş mesafesi bitiyor. O sırada sıkışıyor abi çok eğlenceli görünüyor. Çok aşırı derecede. Şurada bir yamukluğumuz var. Hemen burayı alalım. Burada da bir tane saç telimiz kalmış bir tane. Ah be üzücü bir durum. Geri dönüp onu almak zorundayız. Ama şöyle döneceğim ben. Böyle geniş bir dönüş alayım. Buradan da şöyle döneyim. Yalnız şaka bak arkadaşlar iki kişi bildiğin bir saattir falan herhalde. Aşağı yukarı tarlayı bitirdik. Elimize sağlık yani. Güzel bir elinize sağlık alırım. Güzel bir beğeni. Bir de traktörle tekli yani. Üçlü diş o büyük makineyi de kullanmıyoruz arkadaşlar. O da ayrı bak. Onu kullansak daha hızlı ama 4 kişi olmamız lazım. Çünkü römork sürecek onun yanında biri. Römork bağlıyor musun o makinelere? Öyle bir dezavantajımız var. Bak şöyle dönüyor ya drift atıyor. Harika. Osman aga bir müzik açar mısın bize? Ben orada bir hızlandırma yapayım. YouTube için. Tamam. Aç bakalım. Ben şuradan bir sıfırlayayım gideyim arkadaşlar karşıya doğru. Osman müziği açarken ben de bir hızlandırma yapayım. Evet gençler, tarladaki işler tam gaz. Kaldığı yerden devam ediyor sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Her tarafımız çar çamur oldu. Bir römork daha dolduracağız. Sanırım şu yan tarafla beraber hemen hemen de biter gibi ya sanki. Lan bura niye kaldı? Sabitledim ben ama. Allah Allah, gene de kaldı. Bu tarafta da öyle oldu işte. Allah Allah. Neyse gideyim ben onu geri alacağım orayı, bırakmayacağım ya. Bunları bir bıraktın mı başına bela alıyor sonra da bütün satı bozuyor. Ya da ilerleyince acaba şey mi oldu ki? Kaçırdım bu rotayı bilmiyorum bak. Onlar da olabilir. Osman aga. Osman aga. Ama artık bayağı yaklaştı ha. İki sıra birbirine. Osman aga. Aynen. Bir
Bitirdik ya, baksana. Bitirdik. Ben yarıda bırakalım diyordum aslında ama sen dinlemedin yani. Oradan mı geliyorsun? Tamam, sen gel. Ben şöyle şey aldım burayı. Sen oradan geri devam edersin. Burada da neyse, oraya dalmayı vereyim. Sağ tarafa girmeyeyim. Hiç çizginin güzelliğini bozmayalım. Şu sol taraftaki yarım kalan yeri bitireceğim arkadaşlar. Şurayı. Burayı da bitirelim. Burayla işimiz sadece orta kalıyor. Orta da hızlı biter. Fiyattan bize bu kadar arkadaşlar. Yoksa motor inecek aşağı. Kara duman atıyor zaten. Fiyatı bak. O servis sağlayıcısı gelip de fiyatı niye bozdunuz derlerse ben derim Osman bozdu. Ek işe gitti. Çekilmeyeceğiz sabanları, onu da çekti. Ek işe gitti. Evet. Suçu sana atarım ya. Ben karışmam valla. Çiftlikle alakası yok derim. Osman'dan şey yapayım. Temin edin parası neyse. Evet gençler. Hanımlar, beyler. Cese var ya. Evet. Güzel. Ha, Cese de güzel ama Cese daha kötü. Ben sana söyleyeyim. Hiç çekmez Cese var ya. Dene istersen. Bir ara dene yani. Yok, çeker çekmezin demiyorum da şey olarak. Sesi olarak. Ha, sesi güzel. Bir de onun görünüş şeyinde olarak. Egzozuna ıslık da koymuşlar. Islıklı egzoz çalıyor. Fişti ya. Islıklı egzoz çalıyor orada. Hangi sezonda? Bu sezon muydu? Diğer sezon muydu? Başlangıçta kullandın ya bir. Aynen. İşte o 4 vites var ya, kanser ediyor adam ya. Girdim direkt madde. Ya ufak çiftliğe güzel ama yani normal çiftliğe gerçekten adamı kanser ediyor. Şiddetle yani tavsiye edilir şey yani. Ya, keyif makinesi gibi bir şey. Harcın keyfine bakacağım. Aynen öyle. Ufak şeylere iyidir. Arkadaşlar yavaş mı? Ne yavaş? Osman'a bak, Osman'a nasıl çiftlikte ne korna çalıyorsun lan? Valla kamyon yok, otobüs kornasıyla şey yaparım abi. Ya. Korna ekleyemiyorum ya. Ne? Korna maalesef valla. Has erkek arabalarında oluyor bu. Ben sana özel mod yaptırmıştım. Evet, şimdi şuradan arkadaşlar dönelim. Az kaldı şu ortadaki yer. Burayı bitireceğim. Osman sen de orayı düzle, videoda finish de yapalım. Ondan sonra geri kalan da gelecek bölüm yapalım arkadaşlar. Anca öyle. Yoksa çok uzun olacak yani. Uzun olursa sıkıcı olabilir belki. Aynı iş olduğu için. Şimdi diğer arkadaşlar da gelirse biraz da onlara yaptırırız. Biz de takılırız o sırada. Keyif yaparız abi. Bir şekilde halledeceğiz yani işleri. Evet, şimdi yorumlara bir bakayım. Geriye kalanı ben bırakacağım burada. İstersen gel Osman, sen de boşaltalım. Gerisini de ekibe kilitleyelim, yeter gayrı. Emeğimiz çok bizim yani. Benimki %60. Olsun. O dolduğu kadar olsun ya. Dolduralım içeri. %95 oldu benimki de, %100. O zaman benim senden bir 70 ton fazla mı var şekerim şu an? Öyle mi görünüyor? Evet. Aynen, bir 70 ton fazla var. Bizimkilerin zaten ekibin hiç yok. Evet. Çok az bir şey kaldı gençler. Onu da gelecek bölüm bitireceğiz. Çünkü yorulduk. Bayağı yorulduk. 1,5 saat falan biçtik herhalde tarlayı. Bir de ben YouTube'da çok sıkıcı olmasın diye oraları hep hızlandıracağım. Bayağı bir hızlandıracağım yani. 2 kişiyle çok şey olmadı. İşte ekibin böyle sorunları oluyor, ekipli videoların. Her zaman ekibi bulamıyorsun. Yanlış oldu. Arkaya bırakıyoruz. Şunu buraya alıyoruz şu şekilde. Makineyi bu arada kaç saat çalıştırdık acaba ya? Bayağı oldu herhalde. İkinci bir saat parasını, saat kira parasını isterler bizden muhtemelen. Belki de demişizdir. Ben Allahu Ekber deyip dalıyorum abi içeriye doğru. Haydi Allahu Ekber. Osman ittir Osman. Şunu şuraya bir. Tamam. Ayırayım. İttir beni oradan da şunu tam tepesine varayım arkadaşlar. Allah Allah Allah. Osman baba yapıştır baba. Osman ittirince gidiyor ha arkadaşlar bak. Tamam, oradan başlayayım abi ben boşaltmaya şöyle. Allah 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 Allah. Daha da döküyor ha. Bayağı malzeme döktü. Az ileri gidelim şimdi. Böyle düzeye düzeye gidiyoruz arkadaşlar. Hani bak, bizim ilk kullandığımız silo vardı ya, alırdı kesin bunu. Alırdı ama yani ben de çok modlu da olsun istemiyorum silolar ya. Ondan dolayı bir tık şey yapmadım. İleri doğru kayıyorum lan. Şuraya mı boşaltsam? Sola boşaltayım. Boşalt zaten son şeyimiz yani. Birer römork daha gelirse öyle de bitiririz. Böyle şunu da şuraya dökeyim ben de. Ya bunu arkadaşlar şöyle yapacağım. Mecbur yukarıya doğru çekeceğim yoksa boşaltmıyor. Şöyle çekmem lazım. Traktörü seviyesine göre boşaltıyor. Şimdi onu da nasıl yapacağım yani?
Şöyle ben tutayım bunu, tamam mı? Kusura bakmayın yani bu sahne için ama buna mecburuz. Öteki türlü... Baksana şuraya bile boşaltmıyor. Normalde şu an boşaltması lazım. Niye boşaltmıyor bilmiyorum. Evet, üstün yeteneklerimle arkadaşlar koydum. Römörkü buradan çıkaramıyorum. Osman, yetiş Osman aga. Bana biraz el at hayrına. Allah Allah Allah. Sen onu boşalttın mı? Ha, sen ama sen kolayına kaçmışsın. Kenara boşaltmışsın. Başka yeri yoktu. Ha, şuraya koysaydın, şu arayı doldursaydın bari şu orta tarafı. Abi bizde GCB var, biz niye onunla yapmadık bu arada? Unuttuk gitti ha GCB'yi. Onu yapsak daha kolaydı. Hadi bakayım, biraz daha itti. Çıktı çıkacağım gibi. İttir baba. Ha gayret baba. Ha gayret. Ha gayret. Çıktı çıkacak. Tamam. Çıktı. Allah'a emanet. Oğlum bu T-70'i nasıl hor kullandım ben ya. Yemin ediyorum var ya gençler. Makine bana mısın demiyor maşallah. Üstüne boşaltmaz diye yana boşalttım. Sağlam makine. Ben bunu buraya böyle park ediyorum. Gelecek bölüm devam edeceğiz. Evet sevgili YouTube. Beğenen paylaşanlara teşekkür ederiz. Devasa bir hasadımız var burada. Gerçekten bir dağ oluşturduk yani. Üstüne bir çadır çekmek lazım. Yeni bölümde görüşürüz. Ben bir paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.